şunların güzelliğine bakar mısınız? İki yakın arkadaş. Hem sohbet hem muhabbet. Temizleniyorlar herhalde. Nasıl? Sohbet iyi mi kızlar? Kimi çekiştiriyorsunuz bakayım? He? Kimisi eşeliyor. İnsan ister istemez belirli bir süre sonra duygusal bağ kuruyor. Allah'tan bende o çok yok da yani kesileceği zaman falan o kadar acı çekmeyeceğim herhalde. Kızım bir yemediğin ağaç kalmıştı zaten, onu da ye. Mahvettiniz her tarafı. Tavukların özelliği. Şimdi bak, orada iki tane tavuk yatıyor diye. Bundan önceki yaptıkları da bu. Yani bu kadar eşelemek, tabunun nereleri, bütün ne var ne yok, çiçek, köklerini falan hep aldılar. Eşeleye eşeleye, bir gün burada yatıyorlar, birazcık burada takılıyorlar. Burayı dümdüz yaptılar. Ondan sonra geçiyorlar benim tarafa. Biraz da orada takılıyorlar. Böyle büyük karşılaşma. Burada sarı köpek. Burada sarı kedi. Köpek, kedi, tavuk, kurbağa, yılan. Hay kurban olduğum, hayvanat bahçesinde yaşıyormuşuz gibi vallahi. Her şeyimiz var çok şükür. Kızlarım iyi akşamlar. Şimdi sizinle yarın için bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün 36 tane yumurta, pardon özür diliyorum. 34 tane yumurta verdiniz. 36 bile değil. Yumurtlamayan altınız hanginiz bilmek istemiyorum. Birbirinizi satmayın zaten. Ama yarın, bak kesinlikle hepinize söylüyorum. Yarın 38 tane yumurta istiyorum. Bak aranızda konuşun. Ne yaparsanız yapın. Yumurtlamayacak olanlar kararını iyi versin. Bak 38 tane yumurta istiyorum. Siz yapabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Kızlarım benim. Ben size güveniyorum. Anlıyor musunuz beni? Kızım anlıyor musun beni? Sana söylüyorum, özellikle sana. Bak sıcaklığınız iyi. 11.30. Yalıtım işe yaradı demek ki. Bak her türlü konforunuzu düşünüyorum. İki tane yemlik koydum bak buraya. Suluğunuz var. Yeminiz suyunuz tamam. Sıcaklığınız tamam. Bak yarın sabah geldiğim zaman lideriniz kim bilmiyorum. Hiyerarşik düzeninizi bilmiyorum. Ama yarın 38 tane yumurta istiyorum. Bak sakın ha. Hepinize söylüyorum. Ona göre bu akşam iyi düşünün, karar verin. Yarın sabah yumurtalarımı verin benim. Hadi, iyi geceler size. Selamun aleyküm. Kızlarım. Hadi bakalım çıkın. Haydi gidin. Beni yumurtalarınızla baş başa bırakın. İnşallah yumurtlamışsınızdır. Yoksa bak çıkışlar kapalı. Kızım geç bu tarafa geç. Çelim bu tarafına geç. Kızım Selim bu tarafına geçin. Çık oradan. Allah Allah. Allah Allah. Geç kızım. La ilahe illallah. Kız çıksanıza şu telin arkasından. Haydi bakalım. Bugün hava çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kızlar. Hayırlı olsun inşallah. Mesai bitmedi mi sizin ya?
Ben yumurta toplamaya gelmiştim. Ne yapacaksın lan? Olanı alsak mı yoksa? Yok, almayacağım. Hadi bakalım, bekleyeceğim. Hadi bakalım, olan yumurtayı alalım bari. Bu kız dinleniyor burada. Ne yapıyorsun kızım? He kızım? Ne yapıyorsun aşkım? Kızım. Alalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 5, 6. Altı tane. Az. Bakalım bu tarafta ne kadar çıkacak. Şöyle 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kızım, bir müsaade et bakayım. 22. Ver daha. 24. Bakayım var mı daha? Yok. 25. Kızım bakayım. 32. 33 tane. Evet, dünkü konuşmamızdan sonra 5 tane daha eksiğiniz var. 5 tane daha yumurta istiyorum. Gece konuştuklarımızı unutmayın. Yumurtlamayan kim varsa çağırın bakayım. Çağırın, onlara da söyleyin yumurtlasın. 5 tane daha eksiğiniz var. 5 tane daha yumurta istiyorum sizden. Çok şükür. Bereket versin. Teşekkürler kızlarım. Teşekkürler. Şimdi bu yumurtaları gramajını falan tartıyorum ya. Bunu bilerek tartıyorum. Çünkü bu satış için çok önemli bir şey. Şöyle, tavuğun verdiği yumurtaların gramajlarında orta boy ve büyük boy olarak değiştiği için o yüzden önemli. 63 grama kadar orta boy diye geçiyor. 63 gramın üstünde olduğu zaman büyük boy diye geçiyor. Yani aynı fiyatlara satılmıyor. Şimdi benim tavuklarım az diye ben bu ayrımı yapmıyorum ama 500 tane tavuk olduğu zaman 500 tane tavuk da atıyorum, yani yarı yarıya olduğunu varsayalım. 250 tane, 400 tane yumurta alırsınız 500 taneden. 200 tanesi 63 gramın altı, 200 tanesi 63 gramın üstü olursa, yani nereden baksanız 63 gram ve üstünü 15 lira, 20 lira daha fazla paraya satabiliyorsunuz. Atıyorum şimdi biz 4,5 liraya satıyoruz. 5 liraya da 63 gram ve üstünü satarsın. Ben ayırmadan sattığım için benim için şu anda bir değişiklik yok ama fazla tavuk olduğu zaman değişiklik oluyor. Yani 15 lira bile, bir kolide 15 lira bile fazla sattığınızda 10 kolide 150 lira para yapar. Yani oradan bile çok fark ediyor. Tavuğun yumurtasının gramajları o yüzden önemli. Yani bu tip tavuklarda yumurtluyor derler. Hep orta boy yumurta alırsınız. Satışı da ona göre olur. Yani büyük yumurtanın satışı farklı, orta boy yumurtanın satışı farklı. O yüzden mesela yaz geldiği zaman bunlar daha ağır yumurtlayacaklar. Bunlar zaten normalde 63 gramın üstünde yumurtlaması lazım. İşte 58 gram, 59 gram, 60 gram yumurtlayan tavuklar yaz geldiği zaman inşallah 63'leri de görecek ve geçecek. O zaman yumurtalarının fiyatı da artıyor. Yani baktığımızda değiyor o zaman.
Onu da belirteyim dedim. Zaten bir iki bir şey yazdım. Onları da size sonra söyleyeceğim. Bu işle alakalı. Bakalım yumurtalar gelmiş mi? Konuşmamız etkili olmuş mu olmamış mı? Onu anlayacağız ama. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Boş. 33. Demek ki konuşmamız hiç etkili olmamış. Evet, ataksılar hakkında biraz bir şeyler söyleyeyim size. Daha önceden de söylediğim gibi. Bunlar sert mizaçlı hayvanlar. Duruşları falan sert, hareketleri sert, gagalamaları sert. Yani şortla falan yazın girdiğiniz zaman yaranız falan varsa çok dikkatli olmanız lazım, dalarlar. Yarayı olduğu gibi gagasını sokup içeri çıkartıyor vallahi. Çok can yakıyor. Beni yazın delik deşik etmişlerdi. Öyle huyları var. Ne kadar yem yer? Kışın 140 gram, 145 gram yem yiyor. Yazın 120 gram yem yiyor. Ne kadar yumurtluyorlar? Vallahi 40 tavuktan işte en düşük 35 alıyordum. İşte bu 1-2 gündür 34-33 almaya başladım. O da işte başka sorunlardan olabilir. Ama normalde 35'ten aşağı düşmüyor. 40 tavukta 35, 400 tavukta 350. Öyle gibi düşünün. Güzel rakam. Yumurta gramajları. Gramajı söylemiştim zaten niye önemli olduğunu. Yani büyük yumurtanın fiyatıyla küçük yumurtanın fiyatı farklı oluyor. Orta boy yumurta 63 grama kadar olan yumurta. 63 gramın üstündekiler büyük yumurta diye geçiyor. Fiyatı da ona göre. Hastalıklarına biraz değinelim. Hastalıklarından vallahi ben görmedim. Çünkü bakımlarını elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Vitaminini veriyorum, ilaçlarını veriyorum, veba ilacı, iç parazit ilacı. Yani elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum ve tavuklarım Allah'a çok şükür gayet sağlıklı. Yani çok artı bir şey yapmıyoruz. Niye biliyor musunuz? Yani bir de bizi çok korkutuyorlar. Yani tavuk çabuk hastalanır, toplu ölümler olur. İşte böyle bizi de böyle durmadan tavuk hastalanacak tribine soktukları için. Yani bir olay anlatayım size mesela. Yani tavuklar geldi. İşte daha yumurtlamaya başlamamışlardı. Öyle hatırlıyorum. Yani tavuğun sağ tarafı şişmiş. Sağ göğsünün olduğu yer şişik. Annem de buradaydı o zaman. Anneme dedim, anne dedim ya tavuklar hastalandı herhalde. Yani tavukların göğsünün sağ tarafı şişik dedim. Bir tanesinden var dedi. Yok dedim yani. Baktığım kadarıyla yani 5-10 tanesinde var dedim. Tüh dedi ya, hastalandılar herhalde dedi. Yani bizi psikolojik olarak öyle bir hale sokmuşlar ki tavuk her an hastalanabilecekmiş gibi geliyor bize. Meğerse neymiş biliyor musunuz? Kursağında yem varmış. Yani kursakları dolmaya başlayınca sağ tarafları şişiyor hayvanların. Yani gayet normal olan şey bile bize öyle empoze ettikleri için tavuk hastalanmış gibi geliyor. Yani her an hastalanacaklarmış gibi. Değil aslında, çok üstüne düşmeye bile gerek yok yani. Tavuklar gayet sağlıklı vallahi. Metrekareye kaç tavuk? Vallahi ataks bakanlar için ben söyleyeceğim. Yani metrekareye 5 tane koysalar iyi. Yani 6-7 de diyorlar ama yani bu hayvanlara alan lazım. Bak nasıl kavga ediyorlar. Şimdi alan olduğu zaman bak kavga ettikleri ne yapıyor biliyor musunuz? Kaçıyor. Bak alan oldu muydu gidiyor. Bak tam lafının üstüne geldi yani. Şimdi bu alan olmadığı zaman o onun peşini bırakmıyor. Gidiyor tekrar didiklemeye başlıyor. O didikleyince öbürü de geliyor onu didiklemeye başlıyor. Ama böyle alan olduğu zaman kaçabiliyor. Yani kümesin içinde olduğunu düşünün bunu. Çok darsa kaçacak yeri yok tavuğun. Siniyor tavuk. Öbürü de gidiyor. Vuruyor kafasına. Yani ataks bakanlarda öbür cinslere bir şey diyemem. Yani dediğim gibi hiç bakmadım. Ben de ilk defa tavuk bakıyorum. Ama bunlarda alan gerekli. Ama benim bak kümesim küçük. Bunlara göre küçük. Ama şimdi gündüz çok dolaştırıyorum ben bunları hiç. Yani içeri sokmak gibi bir şeyim olmuyor. Hava soğuk olsun, kar yağsın, işte yağmur yağsın, fırtına olsun falan hiç içeride tutmuyorum. Çıkıyorlar, geziyorlar. Gündüzde dolaştıkları için gece kümese girdikleri zaman yemlerini yiyorlar ve tüneklerine geçip yatıyorlar. O yüzden çok problem olmuyor.
Ama dolaşmayan hayvan, kümesin içinde bakan hayvan, yani onlarda büyük ihtimalle şey olur yani, kavgalar, dövüşler, işte kanibalizm hastalıkları dedikleri o yüzden çıkıyor büyük ihtimalle. Yani çok şükür bende yok. Allah'tan benim kümesime uğramadı o hastalık. Yani dediğim gibi bunların vitaminini, ilacını doğru düzgün veriyorum. Bunların içinde bana kalırsa yani en önemlileri veba ilacıyla, üst solunum yolları hastalığı için verilen ilaçla iç parazit ilacı. İç parazit ilacı hem yumurta verimini etkiliyor hem tavuğun sağlığını büyük ölçüde bozuyor. İçindeki kurtçukları öldürüyor. Normalde tavuk yemek yiyor. Böyle yiyor ama midesine gittiği zaman o kurtçuklar bütün yemi yiyorlar. Böylece tavuk enerji sağlayamadığı için yumurta da vermiyor. Yani iç parazit ilacını verdiğim zaman tavuklardaki verim artışı bayağı var. Bak, tavuğun arka tarafındaki pisliği görüyor musunuz? İşte normalde böyle olmaması lazım. Topak şeklinde yapması lazım pisliğini. Aynen şöyle. Ama yani hep de böyle yapacak diye bir şey yok. Yani gayet sağlıklılar aslında ama yani oradan da belli oluyor. Arka tarafları pislendiği zaman bu normal bir şey değil. Demek ki sıvı şeklinde pislik yapıyor. Ama hemen hastalanıyor. İşte ilaç vereyim, onu yapayım falan. Bırakıyorum ben kendi halini. Öbürlerinde yok mesela. Düzeliyor yani. O da insanlar gibi. Üşütüyor, nezle oluyor, grip oluyor, bilmem ne yapıyor ama zamanla geçiyor. Biz vitaminini veriyoruz. Baktığımız için zamanla geçiyor. Öyle yani telaş yapmaya gerek yok. Yani tavuklarda böyle hastalandı, ölecek, dur falan öyle bir şey yok yani. Korkmayın. Bu iş karlı mı? Bak, not almıştım. Onları da oradan okuyorum. Öyle, yoksa kafamdan böyle söyleyemiyorum. Biraz yazdım, çalıştım yani. Bu iş karlı mı? Vallahi karlı. Dediğim gibi yani bundan önceki videolarda da söyledim. Yani birazdan 500 tavuk üzerinden size söyleyeceğim ne kadar kazancı var ama. Yani güzel. Güzel. 500 tavuktan yazın 60 kilo yem yiyor. Kışın 70 kilo yem yiyor. 630 lira yem parası tutuyor. Kışın 735 lira tutuyor. Yani yazla kış arasında fark var. Çünkü kışın daha fazla yiyorlar. İşte biz bunu 400 yumurta üzerinden hesaplarsak eğer, yani 500 tavuktan düşük olarak hesaplıyoruz ama yani normalde 450 yumurta falan olur. Biz gene de hani kötüsünden hesaplayalım. 400'den hesaplayalım. 400 tane yumurta aldığınızı varsayarsanız 4,5 liradan satın bunu. Aylık 35 bin lira yapar yazın. Kışında 32 bin lira para yapar. Vallahi güzel paralar bunlar. Yani bana güzel geliyor yani. 1000 tavuk, biraz yatırım yapıyorsunuz tabii ilk başta. Yani sıfırdan bir kümes kurayım deseniz, yani nereden baksanız yani 500 bin liraya mal olur. Ben ama 1000 tavuk için söylüyorum. 1000 tavuk için 500 bin liraya falan mal olur. Yani 500 tavukluk yer yapacaksanız daha ucuza da mal edebilirsiniz ama kuruluş aşamasında benim söyleyebileceğim şu var. Beton atıyorsanız, yani temel yapıyorsanız, onun üzerine ben çadır koyarım diyorsanız tuğladan yapmakta fayda var. Senelerce hiç bir sıkıntı olmadan belki hani 30 bin lira 50 bin lira fazla verirsiniz ama bir kere yaparsınız. Eğer ben ucuza kaçacağım, toprağın üstüne çadır koyayım derseniz çok daha ucuza mal edersiniz. Ama işte belirli bir süre kullanmış olursunuz ve hayvan toprakta olur. Toprakta olması sıkıntılı hem temizlik açısından hem hastalık açısından. Yani ben mesela yani kendim yapacağım zaman beton yapacağım için alt tarafını çadır kurmaktan vazgeçtim. Yani hesaplıyorum. Çadır almaya kalksan, bugün işte 1000 tavukluk bir çadır alsan herhalde bir 100-120 bin lira vardır. Yani üzerine ben bir 40-50 daha koysam betondan yaptırırım, tuğladan yaptırırım, daha iyi olur. Kullanabiliriz yani, uzun sürede kullanabiliriz. Bunların masrafları 3 ayda bir, işte 500 tavuğa iç parazit ilacı verdiğinizi düşünün. İç parazit ilacı 70 liraydı en son. İşte 500 tavuğa da 700 liralık ilaç vermeniz gerekiyor. Vitamin veriyoruz. Tanesi 150 liraydı. Onu da göstereyim. Çok çok gidiyor yani. Öyle sularına şey koymuyorsunuz. Ya
Yani 300 lira da bundan yazsak, iki kutu kullansanız. Şöyle vitamini var. Şöyle sirkesi var. Sirke koyuyoruz. Yani çok gideri olan şeyler değil bunlar. İşte su parası 100 lira verseniz, elektrik parası 100 lira verseniz. İşte ondan kazandığınız paradan düşeceksiniz bunları. Ama şöyle şimdi, tavuk cinsi neden önemli biliyor musunuz? Tavuk cinsi, dediğim gibi her zaman söylüyorum, yapacağınız yer önemli. Eğer sıcak yerde yapıyorsanız sıkıntı yok. Yani tavuk 18, 20, 25 o civarlarda yumurtluyor zaten. Ama soğuk yerlerde yapıyorsanız cinsini iyi seçmeniz lazım. Niye? Çünkü soğuksa eğer hayvanı yumurtlaması için sıcak tutmanız lazım. Sıcak tutmak için de ya elektrik ısıtıcı koyacaksınız, bir sürü para. Odun yakacaksınız. Odun, eğer kendi odununuz yoksa, kendi kesip de koyabileceğiniz bir yer yoksa, odunu da parayla alacaksınız. O da, odunlar da iyi para yani. Biz yakmak için kendimiz odun aldık. Yani 3000 liradan 3500 liradan başlıyor tonu. Şimdi Ataks'ın güzelliği burada zaten. Masrafınızı düşürüyor. Bu soğuk havada da yumurtlayabiliyor. Bunun öyle bir özelliği var. Yani öbür tavuklar için her zaman söylüyorum, bilmiyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim ama yani ben bu tavukların videolardan siz de görüyorsunuz, yani kümes 5 derece 7 derece olduğu zaman bile yumurtalarını eksik etmiyorlar. Öbür tavuklarda yapıyor mu, 5 derece 7 derecede yumurtlar mı, onu bilmiyorum. Ama ben mesela kışın öyle çok soğuk olduğu zaman ısıtıcı lambayı yakıyorum. Yoksa normalde yakmıyorum. Yani bir elektrik masrafı falan da olmuyor bana. Şimdi öbür tavuklarda ısıtmanız gerekiyor. İlla ki yumurta almak istiyorsanız onları da ısıtmanız lazım diye biliyorum. Çünkü videolardan da görüyorum bu işi yapan arkadaşlardan. Onlar soba kurmuşlar. Sobaları yakıyorlar. Sobanın içinde de odun yakacaksınız da. Yani bu da parayla geliyor. Bu da artı masraf oluyor. İşte Ataks tavuklarda o olmuyor gibi. Yani kümesi düzgün yaptığınız zaman soğuğu dışarı çok vermezse bunlar kendi sıcaklıklarıyla idare ediyorlar. Yumurtluyorlar yani. Ben herkesin, hevesi olan insanların bu işi yapmasını isterim. Hiç kimseye bağlı değilsiniz. Kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Yani gidip bir yerde asgari ücretle 20.000 liraya, 25.000 liraya çalışacağınıza, ben sizin yerinizde olsam borç harç bulurum. Çünkü ben öyle yapacağım. Borç harç bulurum, bu işe girerim. Şimdi 500 tavuktan bahsettik. Ben 1000 tavukluk bir yer yapmayı düşünüyorum mesela. 500 bin lira masraf yaptığımı düşünelim. Tavuklarla beraber her şey dahil. Yani aylık 60-65 bin lira kazanç getirecek. Eğer yumurtaları satabilirsek. Onun da planlarını yaptım. Yani satışı nasıl yapacağımı. Pazarda yer kiralayacağım ve satılacağını eminim. Çünkü o potansiyel var. Herkes yapacağı yerde bu tip şeyleri görecek. Gidecek, kontrol edecek. Bakacak, satabilir miyim, satamaz mıyım? Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz bu işler? Ya hasta bakıcı bir tane tanıdığımız var mesela. Ona veriyoruz. O doktorlara söylüyor, hemşirelere söylüyor. Ondan işte güzel yumurtaymış, ondan işte bize de getirtir falan diyorlar. Öyle öyle çevreniz büyüyor. Yani yumurta satılıyor. Yumurta bir kere satıldığını duyduğu zaman, bir de yumurtalarınız iyiyse satılıyor. 500 bin lira yatırım yaptığınızı düşünün. Bunu yani 10 ayda zaten yatırdığınız parayı çıkartıyorsunuz. Yani kümes size kalıyor. Tavukları satıştaki karı size kalıyor. Yani bu iş güzel iş. Milletin söylemesiyle böyle herkes korkutuyor çünkü. Tavuk çabuk hastalanır. Toplu ölümler olur. Bakamazsın. Yapamazsınız. İşte bu kadar para buraya yatırılır mı? 500 bin lira ben oraya yatıracaksam niye bu işi yapıyorum? Ya 500 bin lira yatıracaksın ama yani bir senede yatırdığın parayı çıkartıyorsun zaten. Başkasıyla uğraşmıyorsun. Patronun yok, bir şeyin yok. İstediğin saatte kalkıp istediğin saatte yatabiliyorsun. Yani bu iş güzel iş. Yapmak isteyen yapsın vallahi. Söyleyeceklerim bu kadar. İfade veriyormuş gibi oldum böyle. Söyleyeceklerim bu kadar Hakim Bey. İnşallah faydalı oluyordur verdiğimiz bilgiler. Tavuklarımızın keyfi yerinde. Buranın ortamı çok güzel. Yani sahil kesimi,
Araba yok, gürültü yok. İsteyen oturuyor, yatıyor orada. İsteyen geliyor, yemeğini yiyor. Ya tavuklarda bir de şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Yani şu yemlikler, tavuklar yemlikten yemek yemeyi sevmiyor. Yani buradan yemleri yemeyi sevmiyorlar. Özellikle ben böyle yere atıyorum. Yerde eşinerek yemeyi daha çok seviyorlar. Bundan sonra dışarı çıkarttığım zaman hep böyle yere serpiyordum zaten. Buna biraz daha dikkat edeceğim. Yani buradan yemektense bak burada duruyor bunlar. Bunlardan yemiyorlar ama yere serptiklerimden yiyorlar. Olay bu. Kümesi de ben çok para harcamayayım diye kendim yaptım. Elimizde olan malzemelerle. Çok bir şey harcamadım ben buraya. Burayı zaten test amaçlı kurduğum için normalde kümes böyle olmayacak zaten. Hani yeni yapacağım kümesi yatırım amaçlı yapacağım için düzgün bir şey yapacağım. Bu öyle test amaçlı kurduğum için. Evet kızım, size anlatıyorum. Size anlatıyorum. Hep yaptıklarınızı anlatıyorum bak. Tamam. Tamam anladım. Herkese iyi günler. Tatlı işini biraz abartmış olabilir miyim ya? Bunu nasıl yaptığımı da ben de bilmiyorum. Bir litre sütün içine kremalı şanti attım. Puding attım. Çikolata parçacıkları attım. Vallahi karıştırdım. Blender'ım yoktu. Onun yerine bunu kullandım. Bunun ucuna taktım malzemesini. Bununla karıştırdım. Vallahi böyle bir şey oldu. Bilmiyorum, yiyeceğim şimdi. Bakalım tadı nasıl olmuş. Ve tabii ki benim olmazsa olmazım kendi yaptığım pide tarzında ekmeğim. 2 günde bir yapıyorum. Yetiyor bana 2 gün, 3 gün. 50 kiloluk bir un çuvalı aldım. 2 aydan beri kullanıyorum. Ekmeğe de zam gelmiş. Vallahi tavsiye ederim. Siz de kendiniz evde yapın. Bir de ekmeğimizin pişmiş halini çekelim. Evet. Harika olmuş. Afiyet olsun bana.